Merhaba. Merhaba. Memleket? Ben Aksaraylıyım, Hollanda'da yaşıyorum. Hollanda'da yaşıyorsun. Evet. Son dönemde gençler dinimizden uzaklaşıyor mu? Vallahi öyle gözüküyor gibi ama maşallah iyi gençlerimiz de var. İyi de var, kötü de var. Yani oğlum, nefsine uyanlar kötü tarafa dönüyor. Nefsine uyanlar. Size de soracağım. Son dönemde sizce gençler dininden uzaklaşıyor mu? Yani gençler tabii ki dininden fazlaca uzaklaşıyor şu anda. Neden? Yani birçok nedeni var. Sosyal medya başta geliyor. Hayat değişiyor yani her gün. İnsanlar uzaklaşıyor. Sana da soralım. Son dönemde sence gençler dininden uzaklaşıyor mu? Bence uzaklaşıyor. Çok uzaklaşıyor. Biraz yönlerini değiştiriyorlar. Neden uzaklaşıyor? Bu uzaklaşma neden oluyor? Yani aile yapısının bozulmasından dolayı kaynaklanıyor. Anne babaların hiçbir tanesi aldık. Ahlak bilgisi olarak hiçbir şey vermiyorlar. Daha çok sosyal medyada takılıp sosyal medyanın bağımlısı olması. Zaten anne babada da artık dil bağlantı kalmadı. Namaz yok, niyaz yok, abdest yok, oruç yok, zikir, zekat yok. Kopuyoruz. Devlet de bir şey çel atmıyor zaten. Devlet de koptu. Yani devletin biraz daha aile yapısına müdahale edip desteklemesi gerekiyor o bizim Türk aile yapımızı. Böyle mi düşünüyorsunuz? Devletin en çok alakası kaldığı konu şu. Eğitimle artırım derken hadi kızlar kampanyasını başlatıp daha çok kopması. Teşekkür ederim. Pekala, çok sağ olun. Merhabalar. Gençler dinimizden uzaklaşıyor mu? Nasıl? Gençler dinimizden uzaklaşıyor mu? Daha yakınlaşıyor. Daha da yakınlaşıyor. Neden? Nasıl daha da yakınlaşıyor? Ne oldu da daha da yakınlaşıyor? Vallahi hükümetten de kaynaklanabilir yani. Daha da yakınlaşıyor diyorsunuz. Evet. Gençler tabii ki dinimize uzaklaşıyor tabii ki. Neden? Nedense anne baba fazla ilgi göstermediği için, işte teknolojinin ilerlemesi, herkes işte kendi odasına kapanıp da teknolojiyle uğraşması. Tabii ki anne baba zaman ayırması lazım çoluk çocuğuyla yani. Anne baba da dinlenir. Anne baba çoluk çocuğuyla. Yani burada hiç anne ve baba da mı? Tabii ki. Yani sosyal medya. Sosyal medya da tabii, televizyon da çok önemli. Yani fazla televizyonla haşır meşir olmaması lazım yani. Veya televizyon yayınlarının daha uygun bir şekilde. Dikkat etmesi lazım tabii. Evet. Size de soralım, gençler dinimizden uzaklaşıyor mu? Hayır. Uzaklaşmıyor bence. Uzaklaşmıyor. Ama yani şu anda uzaklaşmıyor diye biliyorum ben. Sizce? Bence uzaklaşıyor. Yeteri kadar dini eğitimi almıyorlar, bilmiyorlar. Geçen bir televizyonda soruyorlar kusülün farzlarını ve üzüldüm. Yani doğru düz cevap veren insan çıkmadı, biliyor musunuz, içerisinde. İnsan üzülüyor. Evet, uzaklaşıyor. Tabii artık bunun yani nedenleri çok, birçok nedeni vardır. Nedir? Teknoloji diyelim, sosyal medya diyelim, özellikle sosyal medya, buna benzer şeyler, anne babaların duyarsızlığı, herkes korumacı oluyor çocuğuna, işte tatil oluyor, çocuklarını kurslara gönderme yerine, ya o işte okuldan çıktı, efendim biraz da şeysin, dinlensin düşüncesiyle, yeteri kadar Kur'an kurslarına falan göndermiyorlar. Yani bu bakımdan zaten Kur'an kursları bence bu tür bilgilerin öğrenilmesi için bir temel eğitim sayılır. Pekala. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, sevgili izleyenler, vatandaşlarımızın düşüncelerini dinlemeye devam ediyoruz. Daha öncesinde geçenlerde bir televizyon kanalında sokakta vatandaşlarımıza guslün farzı soruldu. Guslün şartlarını sordular ve vatandaşlarımızın bir çoğunluğu cevap vermekte zorlandı. Bu yayını yapan arkadaşıma da, meslektaşıma da çok teşekkür ediyorum. Çünkü sokakta ne varsa vatandaşımızda da o var diyoruz. Hemen merhaba. Merhaba. Öncelikle Akit'e başarılar diliyorum, devamını diliyorum. Ben bir Türk vatandaşı olarak yurt dışında yaşıyorum. Ama izliyorum. Değerli, güzel bir programlarınız var yani. Teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Söz Millet'in izliyor musunuz? Bu programı izliyor musunuz? İzliyorum ben. Yani yurt dışında biz daha da bağımlıyız bu işlere, biliyorsun yani. Türkiye'yi de görüyoruz şu anda, Avrupa'yı da görüyoruz. Ben 35 senedir Paris'te yaşıyorum. Ondan sonra Temik arkadaşı sorduğun gibi, bir gecede dediğin gibi cahil olduk yani. Yani eğer ki bilmiş olsaydık bugün Farsçayı, daha da güzel olacaktı bizim için. Ben öyle düşünüyorum yani. Yok işte
Soru tam anlaşılmadı orada ama. Yani bir temik bir arkadaşa sordunuz. Evet, Gence. Gence. Soru anlaşılmadı. Oradan. Evet, soru anlaşılmadı. Yani siz sormuştunuz ona. Nasıl yani bu harf devrimini falan şey olarak. Ben şahsen yani şey yapmıyorum yani. Tabii burada biz de okuduk da yani gene de Allah'a çok şükür yani. Bizim şimdi Avrupa'daki yani Paris'te olsun yani camilerimiz dolu. Hangi şu sebepten dolayı sordum. Bizim geçmişimize bağlı bir milletiz. Yani evet. Bizim aslında biz bir ırkız ve geçmişimize bağlı bir milletiz. Hep birlikte bir bütünleştik bu ülkede. Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, evet. Çerkez'i tabii. Ve Osmanlı daha öncesi işte Göktürkler, Uygurlar tabii. Yani bir alışkanlığımız benim var. Benim nedir esas Osmanlı yani derken Hun Türkleri, Kank Türkleri, Kazak gelir. Benim esas astım dedelerim benim Himalaya'yı aşarak. Yani gelmişler bu Türkiye'ye biz geleceğiz diye. Bizim bir alışkanlığımız var ve bizler geçmişimize, büyüklerimize mesela çocuğunuz size eminim ki tecrübelerinizden yararlanmak için soru soruyordur. Muhakkak tabii. Ve bir millette geçmişine bakıp öğrenebilmek için de okuması gerekiyor. Aynen. Aynen. Sonrasında ise böyle bir devrim oluyor. Harf devrimi nasıl değerlendiriyorsunuz diye sormuştum. Şahsen ben yani şey yapmıyorum yani. Ne derler Fransızca'da İngilizce benim için yani geçerli değil yani ben şey olarak ama mecbursun. Tamam Türk dili olarak dil yani dille yani imanın, İslam'ın yani bir şey değil. Çok diller var mesela diyelim. Benim dilim öz dilim Orta Asya, Kazakça. Mesela baktığınız zaman Türkçe'ye yakın mesela diyelim. Ama bence Farsçayı daha da şey yapar mesela Kur'an dili olmuş olsaydı hepimiz anlayacaktık, manasını da anlayacaktık mesela diyelim. Ne diyor Kur'an'da? İkra bismi rabbikellezi halak. Ne diyor Kur'an'ın ilk ayeti budur yani. Oku diyor. Oku diyor yani. Onun için okumak lazım tabii yani. Bugün bakıyorsun bir Fransız bir metroya binsin hemen o açıyor okuyor. Biz acaba hangimizi inceliyoruz yani Kur'an'ın mesela diyelim şeyi. Bakıyorsun öyle bir şey olarak. Yani bu konuyla gençlerimizin dininden uzaklaşmasının nasıl bir bağlantısı var diye sorarsanız aslında tam anlamıyla bağlantı ortada. Gençler geçmişini okuyamıyor. Aynen. Gençliği zaten unutulan bir toplum. Batmaya mahkumdur yani. Ben bugün kaç tane seceremin atamın nereden geldiğini biliyorum. Cengiz Han'dan, Atilla Han'dan, ne bileyim dedemin dedesini. Biz bu Türkiye'ye niçin geldik? Vatanımıza geleceğiz diye geldik. Ben tamam Türkiye doğumluyum. Mesela bilirsiniz Kazak olarak yani. Zaten Hun Türklerinden sonra Kazak Türkleri gelir secereye baktığın zaman yani. Esas olarak yani. Ama tabii demek sizin de belirttiğiniz gibi Cenab-ı Allah ne diyor? Kürt olsun, Acem olsun, Arap olsun, Nasrani olsun, ne bileyim ne olursa olsun ben kalplerine bakarım diyor. Biz yani burada kavimleri ayrışalım diye değil kaynaşalım tabii, diye. Tabii aynen. Peygamberimiz öyle demiştir. Ne demiştir? Yani kitlelere ayrılmayın zümreleri yani. Farklılara bugün de bakıyorsunuz mesela diyelim bazı mesela şeyler. Ben onu da tasvip etmiyorum cemaatler. Nedir? İslam birdir yani. Başka bir şey yoktur yani. Düşünecek olursa yani. Yapılan her şey Cenab-ı Allah'a gider yani senin yaptığında. Yok. Yani ben açıkçasını konuşayım belki kesersin bilmem ne. Yok o şu ha yapayım bu bilmem şeyhe gideyim bilmem ne yapayım. Bunlar hikaye yani. Cenab-ı Allah ne diyor? Ben insanın diyor kalbine bakarım diyor yani ancak. Benim ameller niyetlere göredir dediniz. Peki. İnne amelü bin niyet diyor yani. İnne amelü bin niyet. Eyvallah. Peki son dönemde gençler dininden uzaklaşıyor mu? Vallahi ben şimdi Türkiye'ye senede bir ay geliyorum. Gidiyorum ama görüyorum ki Türkiye'de bayağı bir şeylik var yani bizde. Yani dejenere olmuş gibi bir şey yani artık yani. Bir gün orada baksan bir Yahudi'yi görsen daha 5 yaşında adam sinagoga getiriyor yani takkesini takmış. Kendi dininde. Hristiyanı görsen o da aynı şekilde yani ama o Hristiyanlar birazcık mesela Paris'te baksa kiliseler zaten artık böyle affedersin şey haline gelmiş yani. Onlarda da şey yok yani sadece Yahudi toplum olarak ben görüyorum yani bunlar yani niye dinlerini yani sahip çıkıyorlar yani kendilerine. Tabii ona da inanıyoruz Tevrat'a da yani de Tevrat, Cebur, İncil hepsine inanıyoruz. Yani değiştirilmiş olan değil, saf haline, orijinal haline. Tabii orijinal haline, orijinal yani, haline. Yani o da Allah'ın... Orijinal evet. Haline, orijinal haline şey yapıyoruz. Ama Türkiye'de görüyorum ki gençler de tamam camilerde oluyor ama bakıyorsun şey olarak baktığın zaman böyle biz kendi örf ve adetlerimizi unutmuşuz yani. Örf ve adeti unutunca... Tabii. Örf ve adetleri unutunca tabii ki yani bunlar doğuyor yani ne yazık ki yani. Ne yazık ki. Peki ne yapacağız? Şimdi harf devrimini konuştuk. Evet. Geçmişi konuştuk, geleneklerimizi konuştuk ve bir de şimdiki zamanı konuşalım. Şu anda gençlerimizi dininden uzaklaştıran neler var? Araçlar nelerdir? Kullanılan araçlar. Vallahi benim kendi fikrim yani dış güçler diye artık başka bir şey demiyorum yani. Her zaman masanın altında, sümenin altında bir şey var yani bir şeyler koyuyorlar yani. Biz bunları dininden uzaklaştırırsak ne olacak? Dinde ne zarar olan şeyler nedir? Alkol içmeyeceksin, ne bileyim zina yapmayacaksın, efendim bütün yani maddi manevi hepsi var. Sen dininden uzaklaştıktan sonra ne olacaksın?
affedersin bir şeytan gibi olacaksın. Şeytandan daha beter olacaksın. Şeytan diyecek ben sana bir şey demedim ki diyor zaten yani. Ya Allah'ın huzuruna çıktığımız zaman şeytan, biz şeytan yaptırdı diyeceğiz ama şeytan hayır, diyecek ki ben sadece teklif ettim. Öyle kolay yok yani, yırtmanın şey öyle kolay yok yani. Sana Allah akıl vermiş, ne bileyim yani bir şey vermiş yani. Bir araştır bakalım şöyle, bir nefes aldığın nefesin bile senin değil yani. Nasıl yani o zaman vazgeçebiliyorsun ki dininden yani? Sen Allah... Sosyal medya. Yani aynen, ben de öyle diyorum, sosyal medya yani. Bugün yani diş mihrakların tamamen yaptığı olaylar bunlar yani. Bizim işte yurt dışındayız, yurt dışında da aynı yani, bunu düşünsen. Ama orada gene böyle hem vatan özlemi, hem böyle bir ezan sesi diyelim mesela. Buraya geliyorsun, bir ezan sesi var. Adam ezan sesinden rahatsız oluyor. Nasıl olursun kardeşim sen ya? Bizim orada çank çank yani şeyler çalıyor mesela diyelim ki. Yok, olan var yani, dediğiniz doğru, olan var. Hatta CHP milletvekili Öztürk Yılmaz daha önce ezan sesinin Arapça oluşundan rahatsız olduğunu itiraf etti canlı yayında ve Türkçe olmasını istediğini söyledi. Dediğiniz doğru aslında, ama şimdi hiç mi ezan sesi istemiyorlar acaba ülkemizde, yani Türkçe de olmasın? Vallahi ben işte Türkiye'ye geleli cuma gün geldim, 3 gün oldu yani, hiç böyle bazen şey yapıyorum yani. Ama ne diyor Kur'an'da da? İnne dine illallahil İslam diyor. Allah'ın katında ne geçerlidir? İslam dini geçerli diyor. Eğer sen bunu anlayabiliyorsan artık başka bir şey demeyeceğim yani. Türkçe okunmasını anlamıyor ki yani, Arapça okuyor yani. Allahu Ekber, Allah tektir diyor. Eyvallah. Pekala. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Hayırlı günler, kendinize çok iyi bakın. Eyvallah. Bu uzaklaşıyor. Neden? Yoksulluk bakımından. Yoksulluktan. Pekala. Yürü. Evet, yenge çekiyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Hiçbir şey düşünmüyorum. Pekala, hayırlı günler. Yoksulluktan, fakirlikten bu borçlu insanlarımız çok var. Çünkü anne baba şefkati görmüş çocuklar. Dinimizden uzaklaşıyorlar. Bir çocuğu yönlendirsin bir yere, öbür çocuktan beraber kafa dengi olurlar. Dinden uzaklaşıyor çocuklarımız. Niye uzaklaşsın ki? Sosyal medya, televizyon dizileri, programlar, özü ve sözü gerçek olan insanlar nereye giderlerse gitsinler hiçbir zaman dininden ve özünden uzaklaşmazlar. Fıtrat değişmez diyorsun. Değişmez. Mesela görüyorsunuz yurt dışından dünyanın her tarafından ne kadar Müslüman var ve bunların çoğu da Türkiye'den giden insanlardan. Ama hiçbir zaman örflerini, adetlerini ve imanlarını bırakmıyorlar. Bu da bir gerçek. Peki şimdi şöyle de bir şey var. Geçmişteki yaşantımızla, dini yaşayışımızla şimdiki bir mi? Şimdi daha güzel. İbadet yapacak yerler daha güzel, daha fazla, daha iyi, olanaklar daha güzel, daha iyi. Olanaklar güzel. Evet. Peki yaşayış? Yaşayış da isteyen. Eskisi gibi yani. Aynı. Sizden de bu vardı, şimdi de bu var yani. Ama olanaklar iyi olduğu zaman herhalde biraz daha iyi oluyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Çok soğuk bir iklimde abdest alıp namaz kılma. Ama şimdi bütün evler kaloriferli. Ya yani bu da işi biraz da güzelleştiriyor. Ben de böyle düşünüyorum. Peki gençlerimizi nasıl görüyorsunuz? Yani... Din olarak bakmayalım da saygı, sevgi, aslında bunlar da dinin içerisine giriyor. Güzel ahlaka giriyor. Güzel ahlak olarak geçmişten günümüze gençler ne durumda? Ya şimdi geçmişte tabii bu kadar medya organı olmadığından dolayı ister istemez örf ve adetler küçük bölgelerde kalıyordu. Köyde, mahallede, şehirde. Ama o zamanlar yani daha biraz saygı vardı. Tabii çevreye dayanarak. Ama şimdi büyük şehirlerde ne kadar olursa olsun insanlar biraz da zapt etmek, tutmak biraz daha zor oluyor. Neden? Neden zor oluyor? Yani bir şey cazip olması lazım ki ben kuralları tanımayacağım. Ne cazip geliyor gençlere? Artık yaşam biçimi herhalde. Özentilik mi var? Biraz ama çok kime? Dediğine inanmıyorum. Yani batıya ama o kadar da değil. Ama artık da batının da işi bitiyor. Bitti sayılır. İstedikleri bitiyor? Yani yok, istedikleri kadar teknolojik olsunlar, ileri görüşlü olsunlar, sanayiler olsun, her şeyler olsun. Ama zannetmiyorum bizim gençliğimiz kadar onların ruhları yok. Bu da bir gerçek. Çok sağ olun. Size de sormak istiyorum. Gençler sizce son dönemde dinimizden uzaklaşıyor mu? Gerçektir. Doğru. Neden uzaklaşıyor peki? Ya şimdi eskiden de uzaklaşma vardı da şu anda daha fazla. Yani sanıyorum anne babadan kaynaklanıyor. Zaten eğitimin en büyüğü ailede başlar. Maalesef şimdi ben 40 yaşındayım. Bizden 5-6 sene yani 75'li yıllarda doğan insanlar bakıyorsun 20 yaşına geldiğinde 95 yaşında olmuş oluyor. Yani ya 95 yılına geldiğinde 25-20 yaşında olmuş oluyor. Hani onlar diyorlar ki biz çok sıkıntı çektik. Hani bizim çektiğimizi çocuklarımız çekmesin.
Bundan dolayı çocuklarını kıramam. El bebek gül bebek. Aynen öyle, el bebek gül bebek. Sosyal medya, televizyon, diziler, programlar bununla gençlerimizi dinimizden uzaklaştırmaya etkili mi? Evet, etkili. Hani ciddi anlamda şey var, Illuminati var ve bilinçaltı yerleştirme var. Bu ben ta bizim zamanımızdaki mesela He-Man çizgi filmi vardı, biz bunu izlerdik. Yani bunlar da biz tabii, şimdi internet şöyle, gerçekten çok faydalı bir şey ama bunu düzgün kullandığın zaman faydalı. Bunu düzgün kullanamazsan her türlü bilgi var içinde. Şimdi 25. kareden bahsettiniz, yani beynin arkasına verilen mesajdan. Evet, evet. Amerika'da ilk bu 25. kare uygulandığı zaman bir kola sesi ve aynı zamanda bir mısır çıtırtısı verildi izleyicilere. Sinemaya gelen izleyicilere ve o gün mısır ve kola satışları patladı. Yani insan da çok etkili aslında insan. Yani insanların davranışları, hareketleri bir takım bakış açısında çok fazla etkiliyor 25. kare. Yani bilinçaltı mesajlar. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bizim de bir çalışma yapmamız gerekir mi? 25. kare olmasa bile dinimize çekme konusunda. Çok geç kalındı zaten. Şimdi bilinçaltına yerleştirme öyle birdenbire olan bir şey değil bu. Bunu işte farklı reklamlardan, işte filmlerden, dizilerden. Sonra çocuklar kendilerine örnek bir model arıyorlar. Yani bu örnek modeli bulmaları çok kolay değil. Tabii ailenin ilgisizliği bunda çok büyük etki oluyor. Örnek model ne olmalı? Çocuklara örnek model olarak ne cazip kılınıyor? Şimdi çocuklara örnek model olarak teknoloji cazip kılınıyor. Teknolojideki oyunlar, bilinçaltına yerleştirilen, yani aslında tatlı, bize tatlı olarak sunuluyor ama arkasında bir sürü şeyler var onun. Onu sadece bize bir hiç belli etmeden bize gösteriyorlar ve biz bunu alıp kullanıyoruz. Peki dizilere gelelim. Dizilerde ne cazip gösteriliyor çocuklar? Dizilerde hep genelde lüks yaşam örnek gösteriliyor. Bu lüks yaşamın insanlara özenti verdiği gösteriliyor. Yani aileler bunu çok kolay alıyorlar. Çocuklar özellikle çok kolay alıyorlar. Şu anda belgesel kavramı aslında çok yaygınlaştırılması lazım. Televizyonlarda daha çok eğitici, öğretici şeyler vermeleri lazım. Ama tabii, kim kimle ne yapmış, kim kimle evlenmiş, kim kimi aldatmış, nasıl ihanet etmiş bunu mu öğreniyoruz şu an? Evet, en çok onları öğreniyoruz. Pekala, maalesef. Çok sağ olun. İnşallah düzelir diyoruz. Ben teşekkür ederim. Ama gençlikten yine de umutlu olmamız lazım. Onları güzel eğitmemiz lazım. Onlara Allah korkusunu ve peygamber aşkını iletmemiz lazım. Peygamber Efendimiz çok önemli bir insan. Gerçekten hani şu anda bu, yani benim etrafımdaki genç çocuklarda, genç nesilde bakıyorsun 5 yaşında çocuk Kur'an'a hatim etmiş, dini eğitimlerini aileden almış ama bunlar maalesef çok az. Yani çocuklarımızı başımızdan savmamamız lazım. Kur'an'a hatim etmek dediniz. Tabii ki gençler Kur'an'ı öğrenmeli ama bir de anlamına büyükler de bakmalı değil mi? Yani şimdi tek başına olmaz. Evet. Sonuçta siz bir çocuksunuz ve o çağda ve oyun çağındasınız ve ebeveyninizle birlikte onu teşvik etmeniz lazım. Yani karşılıklı olması lazım. Çocuk çiçek gibidir, sürekli ilgi ister. Bunu başta anne baba diyecek ki gel evladım bak Kur'an-ı Kerim'imiz var. Evde duruyor, rafta, boş tarafta duruyor. Biz ne yapıyoruz? Bunu kapatıyoruz. Sadece birisi vefat koyuyoruz. Ettiği zaman? Çekmeceleri raflara koyuyoruz. Bakın ben Kur'an-ı Kerim'i öğrendim. 40 yaşına geldim. Çok şükür Allah'ıma. 40 da olsa öğrendim yani. Ama bunu öğrenmekle bitmiyor. Bunu her gün okuyup tesvirini, evet, teknoloji nasıl her tarafta varsa bunu arayıp da bulmak isteyen de çoktur. Bunun tesvirini öğrenip güzelce okumamız lazım. Annemize babamızın bize öğretmesini teşvik etmemiz lazım. Ve bunu hayatımıza uygulayabilmemiz çok önemli. Yani yoldan giden bir insanın haksız yere malını çalmak, bu nasıl öğretilmesi gerekiyorsa bu Kur'an-ı Kerim'de bunu öğretilmesi lazım yani. Pekala. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Gençler dininden son dönemde uzaklaşıyor mu? Aynen. Uzaklaşıyor tabii ki. Neden? Abi nedeni her türlü Instagram, sosyal medya gibi ve benzeri şeylerden dolayı daha çok farklı uygulamalı dinlere kaçmaya çalışıyorlar. Takıldıkları ortam... Uygulamalı? Uygulamalara kaçıyorlar yani. Aha. Daha çok işte sosyal medyada nasıl desem, bilek kesmeli, şeytan inancı, bu şekilde şeylere, uygulamaya gidiyorlar.
Ondan sonra... Neden? Yani bu neden oluyor? Şimdi sosyal medyanın bir oyunu bu, yani yönetenlerin mi bu? Yok, yönetenlerin değil. Mesela farklı bir yabancı bir insan Türkiye'ye oyunlar getiriyor. Ondan sonra ortamlar, daha çok bizim ülkemiz yani farklı ortamlara takıldıktan sonra kız arkadaş ortamı, erkek arkadaş ortamında dinlerini yitiriyorlar bu şekilde. Peki sosyal medya etkili dedin. Evet. Gençleri yeniden dinine nasıl çekebiliriz? Nasıl aslında çekmek, bu üzücü bir soru ama dine nasıl yönlendirebiliriz? Ya dine şu... Mesela seni dine nasıl yönlendireceğiz? Ya şimdi şu şekilde, daha çok kampanyalar, işte standlar kurabiliriz. Ondan sonra... Her şeyin standı var. Ama din konusunda yok değil mi? Evet, din konusunda standlar olmalı yani. Şu an bayağı çok dinlerle alakalı. Ücretli standlardan bahsetmiyoruz bu arada. Aynen. Aktivite, çocuklara özel programlar. Evet, yani daha çok işte Kur'an kurslarımız var. İşte bu şekilden daha çok yani gençler bir müddet sonra, büyüdükten sonra Kur'an kursuna ihtiyaç olmayacağını düşünüyor. Bu şekilden daha çok gençlerle alakalı çekici bir plan bulunabilir, kurulabilir. Hocalarımız yardımcı olursa. Peki camilerimiz var. Camilerimize 5 vakit namaz kılınıyor. 5 vakit namaz vakti bitti mi kapı kilitleniyor, gidiliyor. Daha da camide yaz ayları haricinde başka da bir aktivite çoğunlukla olmuyor. Nasıl olmalı camiler? Ya camiler şu şekilde kapanıyor bilgime göre. Daha çok hırsızlıklar oluyor biliyorsunuzdur. İçeride bir aktivite olması gerekmez mi? İçeride tabii ki aktivite olması gerekir yani. Bu kapılar zaten açılsa, ondan sonra içeride hocalar daha çok yani Kur'an-ı Kerim'le ilgili oyunlar, böyle dualarla ilgili daha çok oyunlu, güzel anlatım bu şekillerle sergilerse gençler her türlü dini. Pekala. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyenler, sosyal medya ve günümüz şartları. Gençlerimiz son dönemde dininden uzaklaşıyor mu? Bu soruyu vatandaşlarımıza sorduk, cevapları aldık. Ben Mert Armağan. Cevapları almaya devam edeceğiz sizlerden de. Ekranda görmüş olduğunuz Söz Milletinde Sorum etiketine görüş ve düşüncelerinizi bildirebilirsiniz. Sevgiyle kalın. Söz Milleti programını hafta içi her gün, haftanın her günü 12.30'da ve 18.30'da Akit TV ekranlarında izleyebilirsiniz. Hayırlı günler.